yürekten teşekkür ediyorum. Demokrasi kahramanları onlar. Sandığa gidip bir tercih ortaya koydular ve bu tercihte de bizi değerlendirdiler, bizi seçtiler. Önümüzdeki 5 yıl Bursa'da yemyeşil bir Bursa ve Bursa'nın sorunlarını en aza indirecek projeleri de ortaya koyan bir anlayışı tercih ettiler. Bu anlamda ben tüm Bursalılara yürekten... Evet, sanırım burada vazgeçmemek Sayın Başkan'ın da söylediği gibi yani yenilgi de olsa hemen ardından tekrar sahaya inip çalışmak çok önemli. Bu arada siyaset bilimci Sayın Suat Özçelebi de katıldı bizlere. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Burçin Hanım. Merhaba Salim Bey. Hoş geldiniz. Mustafa Bey de Sayın Başkan'ı da kutluyorum. Evet. Benim seçimde en çok merak ettiğim yerlerden biriydi. Şimdi, yani bu Halit sonuç için kendisini gerçekten yürekten kutluyorum. Mustafa Bey'e yani hakikaten hafızam beni yanıltmıyorsa, yanlış hatırlamıyorsam en son sanıyorum 1999 seçimlerinde yani sosyal demokrat olarak Demokratik Sol Parti belediye başkanlığını kazanmıştı Bursa'da. Değil mi? 99-2004 arasında Demokratik Sol Parti yönetmişti diyelim Bursa'yı. 2004 yılından bu yana 20 yıl kesintisiz AKP tarafından yönetilmiş bir ilden bahsediyoruz. Algı olarak da işte AKP'nin kalesi olarak, kalelerinden birisi olarak onun için çok önemli tanımlanmış ve o şekilde bir özgüven. Evet. İktidar kanadında da yıkılmaz kale algısı yönlenmiş bir yerden bahsediyoruz. Pek çok gibi, pek çok il gibi şu anda AKP'nin işte kalesi sayılan 20 yıl kesintisiz iktidarını sürdürdüğü Bursa'da bu kaleyi yıkanlardan birisisiniz. Böyle bir demokrasi zaferine diyeyim ve böyle bir yeni sayfa açılmasına yol açtınız. Bu hakikaten kutlanası bir başarı. Öncelikle yürekten kutluyorum. Bütün çok belediye başkanları gibi. Ve yani bu hakikaten hepimizin yüzünü güldüren, içimizi umutla dolduran, demokrasiye olan susamışlığımızı diyeyim, bir nebze olsun gideren çok önemli bir aşama oldu. Ben şimdi size şunu sormak istiyorum. Yani Mustafa Bozbey, işte 5 yıldır buna hazırlanan, ilçe ilçe gezen, bu başarıyı da sağlamış birisi olarak. Mazbatanızı henüz almadınız tahmin ediyorum. Yarın öbür gün herhalde alacaksınız. Aldıktan sonra yani resmen göreve başladığınızda ilk icraatınız ne olacak? Şöyle personelinizi ziyaret edeceğim. Onun dışında şüphesiz. Yani, Bursa halkı için. Evet, Bursa halkı için. Bakın, Bursa birinci derece deprem bölgesi. Üstelik de Bursa 20 yıl boyunca planı olmadığı için, yani 2030, 2040, 2050 planları olmadığı için hormonlu büyüyen ve sorunları artarak büyüyen ve sorunları çözülemeyecek, neredeyse çözülemeyecek noktaya gelen bir kent haline geldi. Sebebi şu, plan yok. Yani çevre düzeni planı dediğimiz plan olmadığı için. Şimdi çevre düzeni planı da 1998'de yine o dönemki belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Erdem Saker döneminde yapıldı. O da 2020 hedefiyle yapılan bir plandı. Şimdi düşünün, seneler 2024, 2020 planı olarak da değerlendirildiğinde yaklaşık nüfus 2 milyon civarında, 1.800-2 milyon civarında değerlendirilen nüfus bugün için 4 milyona dayanmış durumda. Yani nüfus ikiye katlanmış, yaklaşık ikiye katlanmış ama halen daha o 1998'de hazırlanan planla yönetilen bir kent. Ki yönetilemeyen bir kent. Yani yönetilemediği için de üstelik de 99'da deprem yaşadık. Ardından 6 Şubat 2023'te de bir deprem yaşadık. Bakın bu süreç içerisinde de yine fay hatlarının tespit edilemediği, aynı zamanda mikro bölgeleme çalışmalarının yapılmadığı ve planlama çalışmalarının, alt planlama çalışmalarının yapılmadığı bir kentten bahsediyorum size. Bunları ben meclis üyesiyken, ki belediye başkanı olarak orada Büyükşehir'de, aynı zamanda Büyükşehir meclis üyesiyiz biz. Orada da çok kereler bunları ifade etmemize rağmen bunları yaptıramadık. Ama ilk yapacağımız işlerden bir tanesi kent anayasası dediğimiz çevre düzeni planını
bütün kentin taraflarıyla, iş dünyasından turizmcilere, esnafa, öğrenciye, çocuklara, kadınlara, sivil toplum kuruluşlara, akademik odalara vesaire, buraya kadar çiftçiler, hayvancılık yapanlar dahil olmak üzere bir kent anayasasını oluşturmak. Bu kent anayasasını oluşturmadan önce fay hatlarının tespitlerini tam olarak belli etmek ve burada ulaşım master planını, turizm master planını, sanayi master planını, tarım master planını gibi master planları da bu arada yaptırıp o planın içerisinde, kent anayasasının içerisinde onları var olmasını sağlayıp ya 2050 bir vizyonunu ve 2075 ve 2100'de ne olacak? Bursa nereye gelecek? Nüfusu tahminen ne olacak? Ve gelişimi ne olacak diye o planlama çalışmasını yapmak. Bu kent anayasasını yaptıktan sonra artık kimse bunu dememesi lazım. Öyle bir yapıyı oluşturduğumuzda Bursa'yı yeniden yeşil Bursa konumuna getireceğiz. Büyükşehir Meclisi'nde de çoğunluğu sağlamış durumda mısınız Mustafa Bey? Yok, şöyle muhalefet grubu olarak bir eksiğiz şu anda. Ama ben destekleyecek arkadaşlarımızın olduğunu düşünüyorum. Yani neticede Bursa için çalışacağız biz. Yani o grupların da ben meclisimizde bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü neticede hepimiz Bursa'ya hizmet için varız. Tüm meclis üyeleri de şu anda Bursa'ya hizmet için varlar. Ben her birini kutluyorum. Belediye başkanlarımızı kutluyorum aynı zamanda. Seçilen belediye başkanlarımızın her birini kutluyorum. Belediye başkanlarımızla 3 ayda bir mutlaka bir araya geleceğiz. Mutlaka tüm belediye başkanlarımızla, yani 17 ilçemiz var. 17 ilçe belediye başkanımızla bir araya gelip bir istişare grubu oluşturup kenti birlikte yönetmeliyiz. Farklı partilerden seçilsek dahi hiç önemli değil. Çünkü bizim için Bursa değerli. Evet. Bursa'yı biz önümüzdeki yıllara, önümüzdeki 10'lu, 20'li, 100'lü yıllara en iyi şekilde aktaracak bir anlayışı ortaya koyup ona göre yönetmeliyiz. Bizim anlayışımız bu. Çünkü ben yıllarca Nilüfer'de de 20 yıl belediye başkanlığı yaptım, kent yöneticiliği yaptım. Hiç kimseyi ötekileştirmeden bir kent yöneticiliği yaptığım için beni iyi tanırlar. Onun için Bursa Büyükşehir'de de aynı anlayışı oraya koyup orada birlikte nasıl yapılır hep beraber göstereceğiz. Evet. Zaten belediyecilikte de en önemli nokta bu kapsayıcı tavır olsa gerek. Bozma ile tabii ki sohbetimize devam edeceğiz ama Sayın Özçelebi'ye de sorum olacak bir siyaset bilimci olarak. Sayın Özçelebi, seçim süresince çok konuştuk, çok tartıştık. Nedir, ne değildir, ne olur ihtimaller konuşuldu ama kendi adıma söyleyeyim, ben bu kadar büyük bir zafer muhalefet tarafından yaşanılacağını çok düşünmüyordum. Siz nasıl bir tablo hayal ediyordunuz ve gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi evet, tamamen Burçin Hanım, size katılıyorum. Gerçekten hiçbirimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani bu seçimin en önemli sonucu ne? Tartışmasız bir biçimde bir Cumhuriyet Halk Partisi zaferinden söz edebiliriz. O yüzden de Mustafa Bey'e söyledim. Benim de mesela en çok merak ettiğim yerlerin, yani birinci tabii herkes gibi İstanbul'u merak ediyorduk.